İnsanlar yaşadıkça gıda mühendisi bölümleri de var olmaya devam edecek. Özellikle son yıllarda gıda sistemlerindeki değişimler, çevredeki değişim, insanların gıdaya bakış açısı, güvenlik açısından yer alan riskler nedeniyle gıda mühendisi mesleği daha da önemli hale geldi. Artık global bir dünyada yaşıyoruz. Çin'de üretilen bir gıdayı ertesi gün ülkemizde tüketebilme şansına sahibiz. Tabii ki bunların taşınması, bir yerden bir yere aktarılması sırasında üretimden tarladan çatala kadar konsepti bizlerin temel amacı tüketiciye güvenli, sağlıklı ve iyi kalitede gıdaları sunabilmek. Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde biz disiplinler üstü bir yaklaşımla mühendislik eğitimi değil, bunun yanı sıra gıda güvenliği, sağlık ve beslenme, gastronomi ve mutfak sanatları, girişimcilik, işletme gibi alanlarda da öğrencilerimize uzmanlık kazandırmaya çalışıyoruz. Biz bu kapsamda özellikle bu sene içerisinde farklı alanlarda konsantrasyon programları oluşturduk. Bu konsantrasyon programlarının içerisinde beslenme ve diyetetik bölümü, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve işletme bölümü yer alıyor. Uygulamalı bir bilim olan gıda mühendisliği bölümünde dünyanın en iyi üniversitelerinde bulunan laboratuvar altyapısına sahibiz. Bölümümüzdeki öğretim üyelerimizin lisans üstü eğitimlerinin özellikle yurt dışında prestijli bir okuldan olmasına dikkat ediyoruz. Sektörle olan işbirliklerimizi sadece projeler kapsamında değil, sektör birebir derslerimizde yer alıyor. Bizim özellikle tasarım derslerimiz uygulamalı alanlar için her hafta sektörden birisinin gelmesine özen gösteriyoruz. Bunun dışında öğrencilerimizin fabrika ziyaretleri var. Dersler kapsamında gıda sektörünün önde gelen firmalarına ziyaretlerde bulunuyoruz. Üretim tesislerini görmelerini sağlıyoruz. Bölümümüzün Avrupa'nın farklı üniversiteleriyle Erasmus anlaşması mevcut. Aynı zamanda yaz dönemi stajlarını da yurt dışında yapan çok sayıda öğrencimiz var. Mezunlarımız çok farklı alanlarda çalışabiliyorlar. Bunların içerisinde catering şirketleri, büyük otel zincirleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda kontrol laboratuvarları ve büyük şirketlerin pazarlama ve işletme birimlerinde, lojistik birimlerinde kendilerine iş bulabiliyorlar. Biz gıda mühendisliği mesleğinin artık daha disiplinler üstü bir yaklaşımla farklı alanları da içine alarak geçmişten gelen klasik gıda mühendisliği eğitiminin yanı sıra inovasyonun, dijitalizasyonun, sürdürülebilirliğin içerisinde yer aldığı yeni bir meslek dalı olarak öğrencilerimizin bu donanımlarla yetişmesini hedefliyoruz.